Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bu ay boyunca, hani bütün Nisan ayı boyunca bununla beraber 4 ya da 5 tane video atmış olacağım. Size Nisan ayında bir şeyler yapacağımı söylemiştim ama finansal yardımımı alamadığım için yapmadım. Ben de video atmadım. Şimdi evin kirasını nasıl ödeyeceğim ben ya? Neyse arkadaşlar, şaka yapıyorum. Bugün bir video çekesim geldi. Ama ondan önce size bir şey göstereceğim. Hepiniz bana sürekli şey diyordunuz. Hangi montaj programını kullanıyorsun? Neyle montaj yapıyorsun? Işınlanmaydı, bu glitch efektleri nasıl yapıyorsun diye. Mesela bakın şimdi kamerayı aldım. Balkona kadar geldim, koydum şimdi, tamam mı? Şimdi bu koca dünyada sizden iki tane olma olası... Ha siktir lan! Şaka yaptım, sadece montajdı, filmi orayla yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya kendi kullanacağınız videoyu attıktan sonra bunun üstüne tıklıyorsunuz ve direkt projede beliriyor bu video, seçtiğiniz video. Ve bir tanesini de tutup onun altına aktarıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada kendimi iki kişi olarak klonladığım için iki sahnem var. Burada saniyelerin olduğu kısımda bunu büyütüp küçültme şansına sahipsiniz. Bunu tam ekrana sığacak şekilde yapıyorum ve programın bize sağladığı bu frame görme, yani sahne görme olasılığı sayesinde işimiz çok daha rahat olacak. Şimdi burada ilk konuşmayı yaptığım sahneyi buluyorum. Burası. Buraya kadar kestim şimdi. Bittiği yeri de böyle çekip kesiyorum. Şimdi bittiği yeri de seçtiğimize göre alttaki dosyayla oynayabiliriz. Şimdi alttaki dosyada da ikinci sahneyi bulacağız. Şu şekilde bunu biraz daha büyütüyorsunuz arkadaşlar. İkinci sahnede ben böyle bir anda beliriyordum. O sahneyi keseceğiz şimdi şu şekilde. Tam belirmeden önceki sahneye getiriyoruz ve bitti. Bunu şimdi bu iki dosyayla birleştiriyoruz. Aynı uzunlukta yapıyoruz. Dediğim gibi bu ikisini aynı sahneye koyduktan sonra alttaki görüntüye tıkladığınız zaman burada bir pencere içinde pencere beliriyor. Ona tıkladığınız zaman en alta indikten sonra şurada böyle bir şey var. Bunu seçtiğiniz zaman size olacağı gösteriyor ama bize lazım olan bu olduğu için bunu seçeceğiz. Bunu seçip OK'ye bastıktan sonra işimiz bitiyor ve klonlama bitmiş oluyor. Videoyu izleyelim. Burada sizden iki tane olma olası... Ha siktir. Gördüğünüz gibi çok kolay ve acayip pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten burada geçiş özellikleri de var. Mesela bu geçişi videoya eklediğiniz zaman böyle bir geçiş sağlıyormuş size. Veya bunu eklediğiniz zaman böyle bir geçiş sağlıyor. Çok kral geçişleri var. Ve benim en beğendiğim şeyler de filtreler arkadaşlar. Bu filtreler en pahalı programlarda bile hakiki ciddi paralarla satılıyor. Mesela böyle bir filtre neye sahipsiniz? Böyle diğer şekle çevirebiliyorsunuz. Flip yapabiliyorsunuz. Etrafa baloncuk ekleyebiliyorsunuz böyle hareket eden. Siyah beyaz yapabiliyorsunuz. Veya sinematik şeyler var. Mesela baktığınız, gördüğünüz zaman burada çok güzel sinematik filtreler var. Bir efektimiz de buydu zaten. Mesela bu ve bunun gibi efektleri yapabilirsiniz programdan. Ya da bir yerden bir yere ışınlanabilirsiniz. Bakın şimdi. Oğlum ışınlanmak cidden insanı yoruyor ya. Bu arada arkadaşlar, açıklamadaki linkten Filmora'yı bedavaya indirip kullanabilirsiniz. Kesinlikle indirmenizi öneririm. Hiçbir şekilde ücretli değil ya da size belli bir gün kullanma süresi tanımıyor. Oyun videosu olsun, bu tür montajlar olsun, vlog montajı olsun, her şeyi bu programla yapabilirsiniz. Kesinlikle en azından indirip denemenizi tavsiye ederim. Her türlü bilgisayarında çalıştırılabilme olasılığı var. O yüzden düşük bütçeli bir bilgisayarınız varsa da profesyonel montajları yine donmadan yapabilirsiniz. Videoya geçelim. Neyse arkadaşlar, şimdi videoya geçeceğiz ama ondan önce uzun zamandır yapmıyordum, içimde kalacak yapmazsam. Bu videoya 24 saat içinde bakalım 5000 like atabilecek miyiz? 5000 like çok az oldu ama olsun, bakalım 5000 like atabilecek miyiz bu videoya 24 saat içinde. Neyse, hadi videoya geçiyoruz. 1, 2, 3. Tamamdır, şimdi videomuza geçtik. Bu videoda iPhone aksesuarlarını, böyle insan kafatasının falan ezilmesini izleyeceğiz. En başta iPhone aksesuarlarıyla söyleyemedim. iPhone aksesuarlarıyla başlıyoruz. İlk önce iPhone kutusunu ezdi. Kutusu dediğim kılıfını ezdi. Heh, tamam, açıyı değiştirdi. Dedim hep bu açıyla mı çekecek? Hani o açıyla çekecek olsaydı direkt kapatırdı videoyu. Çok saçma bir açıydı çünkü bence. İlerletiyorum çünkü gereksiz slow motion olmuş. Aa, ekran. Yedek ekran eziyor. Lan 150 lira lan o. Benim iPhone 5'im bozulmuştu. Ben şeye verdim, telefoncuya verdim. Bir tanesi 150 liraya yaparım dedi. Direkt o gün veririm dedi. Diğeri 100 liraya yaparım dedi ama bir ay sürer dedi. Ben de 100 liraya yaptırmıştım. Bir ay boyunca kamyoncu telefonu kullandım. 50 lira 50 liradır. 50 liraya neler yapılır var ya. Oo bak, bu kılıflar çok güzel ha. Böyle parmağını arasına falan sokuyorsun. O şeylerden istiyorum ben ya. Parmağı araya sokma şeyini. Bu kılıfları nereden buldu? Bu kanalın sahibi telefoncu mu yoksa? Telefon kılıf falan mı satıyor bu kanalın sahibi? Öyle görünüyor çünkü hani bol keseden sallıyor direkt bütün her şeyi. Çok enteresan.
Neden iPhone kılıfı falan, başka şeyler ez. Tamam, sırf kılıf eziyor. Hani aynı şeyi arka arkaya yaptığı için bence sıkıcılaştı. O yüzden diğer videoya geçiyoruz. Şimdi bu videoda da böyle oyuncakları falan eziyor. Çocukların, bebeklerin oynadığı oyuncakları eziyor. Bunu neden açtım? Çünkü böyle şeyler çok satisfying oluyor. Çok rahatlatıcı video kategorisine giriyor. Bir video içerisinde iki video birden yapabiliyorum. Ayrı ayrı iki video çekmek yerine ben de bunu açmayı tercih ettim. Aa, oyuncak araba. Çakma Cars arabası. 25 kuruşa falan almıştır bunu. Yani video çekeceği için ucuz şeyleri alması daha mantıklı çünkü. Pahalı şeyi de kırsa aynı şekilde parçalanacak. Ucuz şeyi de kırsa aynı şekilde parçalanacak. Uçtu lan. Galaksinin diğer tarafına gitti. Paket almış bu. Direkt bir paket fake Cars toys diye almış. Cümle kuramıyorum ya. Bir aydır video çekmiyorum bilgisayar başında. Cümle kuramaz oldum. Artık hep dışarıda çekiyorum ya. Yakın zamanda gelecek ya. Çok güzel videolar gelecek ama harbiden. 1 Mayıs'ta değil. 1, 2, evet 3 Mayıs'tan itibaren atacağım. Çok büyük ihtimal. Söz vermeyeyim. Söz verince tutamıyorum. 3 Mayıs'tan itibaren gelmeye başlayabilir. Uçak. Neden bu kadar yavaş dönüyor makine? Hayır, hiç dönmüyormuştu. Şimdi hızlandı. Tamam, bunlar da sıkıcılaştı. Eğlenceli bir şey açayım. Şimdi bilgisayar malzemeleri, ofis malzemeleri parçalayan bir video buldum. Onu izleyeceğiz. Aa, dondu. Çok hızlı, süper hızlı internetimle tanışın. Aylık 70 lira veriyorsunuz ve size dünyanın en hızlı internetini sağlıyorlar. Teşekkür ederim. 25 kuruşluk CD. Ben niye her şeyin fiyatını söyleyerek şey yapıyorum, izliyorum anlamadım ama takıntı oldu bu da bende ya. Şimdi 25 kuruşluk CD eziyorlar. Parçalama makinesi çok araştırdım biliyor musunuz? Hiç bulamadım ama ya. Bu cihazdan bulamadım. Bu cihazdan hiç bulamadım. Maalesef. Ve slow motion'ları biz sevmiyoruz. İzleyicilerim ve ben sevmiyoruz. O yüzden bize slow motion şeyler göstermeyin. Biz slow motion olmayan şeylere bakacağız. Devam et. Ne ezdin öyle? Hiçbir şey bilmiyorum. Sanırım hard disk gibi bir şey. Ya da CD okuyucu. Bilmiyorum. Aha, klavye. En güzel partı geldi. Ben de klavyemi parçalama makinesine atacağım. Çünkü neden yapabiliyorlar? Niye böyle bir şey yaptın diye sorarsa çünkü yapabiliyorum diyecek. Abo. Abo. Ben klavyemi temizlerken var ya 2-3 tane tuşu yer değiştiriyorum. Nerede olduklarını unutuyorum. Kafayı yiyorum. Şimdi bunun ortamının her yerinde klavye tuşları var. Bunun slow motion'u izlenir ama. Bunun slow motion'u bence izlenir. Çünkü her yere klavye tuşları uçacak şimdi bak. Her yere klavyenin tuşları uçuyor. Bazıları kırılmadan uçuyor. Bak, kırılmadan uçuyor. Çünkü gerildiği için kırılmadan uçuyor. Ve daha da sıkıntı. Ben etrafta klavye tuşları görsem kafayı yerdim. Büyük ihtimal kafayı yerdim. Çok enteresan. Niye kafayı yerdim? Çünkü çok enteresan bir olay. Aa, pil var. Yok lan, elektrik kablosuymuş. Başka ne ezecek? İlerletelim. Tamam, anladık. Anladık. Teşekkür ederiz. Bu kadarmış. Şimdi sıra insan kafatasına geldi. Şunu ezecek adamlar. Benimkini değil ama kendilerininkini ezecekler. Şimdi insan kafatası ezimini izleyeceğiz. Neden? Sadece one question. Neden? Because I can. Aa, kumbaraymış lan bu. Gerçek sandım biliyorsunuz mu? Nereden buldular diye de düşünüyordum. Ama kumbaraymış. Dolandırıldım. Dolandırıldım. Yemin ederim daha önce izlememiştim. Allah belamı versin, daha önce izlemedim. Durdurdu makineyi. Niye durdurdu? Çünkü bir şey olmuyor. Çok sağlam bir ürün. 10 dolara aldım. Bir şey olmuyor ki. Biraz ilerleteceğim çünkü sıkıcılaşmaya başladı. Bak, adam da yani artık yeter lan. Aha, çatır çutur etmeye başladı. Acaba insan kafası da bu kadar dayanıklı mı? Onu merak ediyorum ben şimdi. İnsan kafadası bu kadar dayanıklı mı? İçinden bir şeyler çıkıyor lan. Şeker o herhalde. Onun kumbara olduğunu ben fark etmeseydim derdim herhalde adamın daha beyni orada. Yasal mı böyle bir şeyi insanlara göster? It was a money box. Bak, burada da yazmış. It was a money box. Teşekkür ederim. Ben anladıktan 10 dakika sonra gördüm ama teşekkür ederim. Dürüstlüğünden dolayı seni tebrik ediyorum. Bu kadar mıydı? Heh. Bu da diğer bir açıdan. Oraya takılan bir şey var. Ortada duruyor. Çok garip. Bu da dışarı çıkanlar. Ben ona ellememeyi tercih ederdim büyük bir şeyle. Neyse, video bitti. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Mayıs ayında hazır videolarım şu anda hazır. Bu geçen seferki gibi olmayacak. Başkalarına güvenip iş yapmamayı öğrendim. Hiçbir zaman hiçbir şirketle, ileride bu işlere girerseniz hiçbir zaman hiçbir şirketle dost olmayın. Çünkü sizi kandırıyorlar. Sizin üstünüzden
yapacağı şeyleri yapıp sizi bırakıyorlar. O yüzden hiçbir şirkete güvenmeyin. Bu benim de benden size bir tavsiye olsun. Hiçbir zaman için hiçbir şirkete güvenmemelisiniz. Neyse, dediğim gibi Mayıs'ta çok güzel şeyler gelecek. Çok güzel çekilişlerimiz olacak. Hepinizi Mayıs ayında bekliyorum. Hepinizi bekliyorum. Neden böyle? Hani bir anda neden başlamıyorsun diye soracaksınız. O ayın birinden itibaren sıfırdan bir çizgi çekmek istediğim için yapıyorum. Bugün de video atmamın sebebi, hani atmayacaktım normalde bu ay. 3 haftadır sadece bir video attım ben. Bu ay hiç video atmayacaktım aslında. Ama sonra düşündüm, şimdi kanalımın etkileşimi çok düşük. Videolar izlenmiyor artık. Benim bunu en azından biraz düzeltmem lazım. Çünkü ben maliyetli ve çok uğraştıran işler yapacağım şimdi. O yüzden birkaç tane video atıp biraz düzeltmem lazım. Biraz yukarı çekmem lazım. Bu arada kesinlikle Filmora'yı indirmeyi unutmayın. Oyun montajlarında, benim yaptığım gibi montajlarda bu programı kullanabilirsiniz. Eğlenirsiniz de. Ayrıyetten aşağıda bulabilirsem de size tutorial linklerini bırakacağım. Bu ışınlanmanın, kendinizi kopyalamanın nasıl yapıldığını. Çünkü bir videoya sığdırmak istesem bütün video ona gidecekti. O yüzden sığdıramadım. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz şurada çıkan videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Altında da benim kafatasım var. Ona da tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Siyah ekran geliyor. Siyah ekran geliyor. Ben yok oluyorum. Ne oluyor lan?